Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Yollar buzağı, buz olarak geldim size. Kaç saatte gelmişim? 2 saatte geldim. Siz de hakkını veriyorsunuz. En fazla, tamam mı? 9:20 geçiyor. 10'da yapacağız. Bitireceğiz. Tamam? Hazır mıyız? Küfür ve iman. Dersimi çalıştım. Paragraf okudum. Size bazı notlar çıkarttım. Notları okuyacağım, sonra paragraf okuyacağım. Ta ki ben paragraftan çıkarttığımla paragrafa bakınca paragraftan daha iyi anlayacaksınız. Daha fazla çıkarırsınız diye. Bu cepten olacak. İnsan şeceri hilkatın hulasası olduğundan Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin insan hulasasıdır. Şöyle. Çekirdek ve ağaç ilişkisini düşünün. Kocaman ağacı bir çekirdek. İnsan Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin çekirdeğidir. Burayı anlaşıldı değil mi? Bu çok önemli çünkü. Allah'ın dışında arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, ruhlar alemi, cennet alemi, cehennem alemi, ondan sonra cinler, şeytanlar, ervah habiseler, danlar, hanlar, tamlar, her şeyin çekirdeği insandır. Hepsi insanda var. Dal, buda, koku, yaprak, çiçek, çekirdekte olduğu gibi. Biz de Allah'ın dışında bütün varlıkta ne var, o bizde var. Artı bizde Allah'a gösterecek, zatını gösterecek özellik var. O kainatta yok. Kainat Allah'ın sıfatını gösteriyor. İnsan artı zatını da gösteriyor. Bak ne anlatacağım. İnsan şeceri hilkatın böyle Allah'ın dışındaki alemlerin hulasası olduğundan ağaca kuşlar konar mı? Konar. Yuva yapar mı? Yapar. Kar yağarsa beyazlaşır mı? Sonbaharda yapraklar döker mi? İlkbaharda yeşillenir. Sonbaharda sarıya ve tamamen çıplığa döner mi? Zürt haline gelir de hiçbir şey yok. Peki fırtına bazı dallarını kırar mı? Kırar, değil mi? Ama ağaç hiç etkilenmez, moralini bozmaz. Ya dallarım kırıldı, ne güzel yeşillikler vardı, şimdi sarardım der mi? Demez. Niçin? Kökten beslenmeye devam edip hayat sahnesine, hayatın sahnesine, zorluklarına direnip insanoğluna hizmet etmeye devam eder ağaç. Dalım kırıldı diye moralı bozulmaz. Yaprağım döküldü diye moralı bozulmaz. Köküm sağlam der, kökenim sağlam der, her sıkıntıya, her diş etkini yaptığı tesirlere kanaat eder. Bunların hiçbirisi onun moralini bozamaz. Çünkü ağaç moralinin bozulmasına müsaade etmiyor. Siz moralinizi bozmadıkça sizi moralinizi kimse bozamaz. Siz hürriyetinizi kimseye vermedikçe hiç kimse hürriyetinizi alamaz. Ölmenize sebep olabilir ama hürriyetinizi asla alamaz. 2. İnançsız, inançsızlığından dolayı teselli arar. Allah inkar etti. Duruyor mu? Vicdanı rahatsız oluyor. Vicdanını susturmak için Allah'ın yokluğuna delil arar. Allah'ın yokluğuna delil arayanlar vicdanını susturmak içindir. İçinde 4-5 tane renk bulunan kalemle, şöyle kalem alsak bir avuç, tamam mı? Tahtaya çizgi yazsak, 5 tane, 6 tane renk, hesait. Renkler farklı ama aynı çizgi çizmez mi? Hı. Aynı yazı olur. Ama renkleri farklı farklı olur. Çünkü aynı el tutuyor.
Hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem. Dünya hayatımızı yazan kalem aynı zamanda ahiretimizi de yazıyor demektir. Kalem kırmızı, yeşil, mavi, siyah, kahverengi, mor. Tamam. Allah yazsam. Allah. Elif. La. He. Kalemin ayı tuttun mu? Farklı renklerde aynı çizgi çizer. Hayatımız bir sayfa. Ömrümüz, hayatım şey, hususi dünyamız bir sayfa. Allah'ın bizdiği ömür bir sayfa. Hayatımız bir kalem. Aynı zamanda farklı kalem bir tanesini dünyamızı yazarken aynı anda ahiretimizi de yazıyor. 4. Emel ve elem ruh dünyamızın inşası için birer malzemedir. Yani insanlarda emel var değil mi? Yani gaye olmasa insan çalışamaz. Mesela diyelim ki adam doktor olmayı, mühendis olmayı gaye olmasa okula gidemez. Adam Allah ve ahiretin rızası olmasa, cennet gayesi veya rıza ile olmasa insan burada kalamaz yani. Dolayısıyla nasıl ki insanı aktif eden, hareketlendiren, donukluktan çıkaran emel olması, hedefi olmasıdır. Hedefsiz insan şöyledir. Of, puf, ne oldu bilmiyorum. Hayatta anlamını yitirmiş. Çünkü hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Söyleyeyim bana, Mercedes'den daha mı değerli? Uçak? Yok, hayat yaptı onu. Yani uçağı da insan yaptı. Hayatımızdan daha değerli hayatımıza gaye ve hedef gösterirsek hayat canlı kıpır kıpır olur. Çünkü hayatımızdan daha değerli bir şeye hayatımızı harcıyoruz. Sen telefonla kamera çekiyorsun. Basit şey çekerseniz o pil harcamaya değmez. Telefon değmez. Eğer biz çektiğimiz filmi harcadığımız bataryadan daha kaliteli olursa satarız da o filmi ve senelerce de onu seyrederiz, duygulanırız. Aynen bu örnek gibi. Hayatımız, bedenimiz bir pildir. Vücudumuz bir pildir. Hayatımız pildeki, bataryadaki enerjidir. Çalıştığımız, uğruna koştuğumuz her şey filme dönüşüyor. Nasıl ki pil bitiyor. Pil bitiyor. Pil bitiyor ama videoya dönüşüyor. Ömür bitiyor ama videoya dönüşüyor. Ahiret hayatının videosuna dönüşüyor. Şimdi niye canınız sıkılır? Veya hepimizin? Hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz var mı? Yok. Hayatımızdan daha değerli şeyi hayatımıza gaye yaparsak hayat canlı olur, aktif olur, heyecanlı olur. Yorulmazsınız. İnsan işinde yorulmaz. Sevdiği iş olduğu için. Eğer bir işte yoruluyorsanız, sıkılıyorsanız o işi sevmiyorsunuz demektir. Ha, hayatımızdan daha değerli hayatımıza gaye yaptık mı? Hayat anlamını bulur, hayat kıpır kıpır olur. Eğer hayatımızdan daha basit şeyi hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamsız olur. Anlamını yitiren hayat intiharı seçenek olur. Mantığın da bir mantığı var. Burayı çok iyi dinleyin. Mektep okuyorsun hem. Mantığın da bir mantığı var. Sebebin de sebebi var. Bak. Yani elmayı kim yaptı? Sebepler. O sebebin de sebebi var. O da Allah. Tohum ağaç olması evrim değil, bir kuvvet istidatlarının bir fiile ağaç döndürülmesidir. Çekirdeğin ağaç olması evrim değildir, gelişimdir. Yani bir kuvvet dediğimiz çekirdekteki program hakikati, bir fiil dediğimiz ağaca dönüşme heyecanıdır. Dönüştürmedir, gelişmedir. Evrim değildir, kendisini inşa etmektir. Kendimdeki eksikliğin fark edilmesi kamilliktir. Yani insan eksiyiz ya. Ya onu yapamıyoruz, onu beceremiyoruz. Yani bir onu beceremedin. Eksikliğini fark edersen kamilliktir. Unutmayın. Eksiksiz eksikliğimizle eksiksiz olan Allah'ı anlamak ise kemalattır. Anladın mı? Bak kendi eksikliğimizi anlamak mesela
bir anda kitap ezberlerken başka bir iş yapamıyor. Başka beka istediğim halde fani değil. Yani vücuduma hakim değilim. Vücuduma hakim değilim. Tırnağımın çıkmasına engel olamıyorum. Nabzıma hakim değilim. Öyle değil mi? Bu kadar basit. Ha, şimdi insanda böyle baktığımız zaman eksiyiz. Eksikliğini fark etmek nedir? Kamilliktir. Eksikliğimizle Allah'ın eksiksizliğini anlarsak kemalattır, itikattır. Bunu da iyi dinleyin gençsiniz. Bunu güzel misal olur okulunuzda. Aya insanoğlu indi. Veya şu bahçemiz çamur olsa ama biraz sert. Onun üzerinde gelen tavuk geçse ayak izi kalır. Ayı geçse, çocuk geçse, insan geçse, sığır geçse ama kendisi yok. O ayak izinden der misin? Tavuk geçti, köpek geçti, ayı geçti, insan geçti. Bir çamurda o izi bıraktığı izle buradan falanca geçti diyorsak hayatımıza Allah bu kadar iz bıraktı. Görüyoruz. Kör maddelerden yapılmış göz görüyor. İze bak. Sağır maddelerden yapılan ki su sağırdır. Kulak işitiyor. Duygulanıyoruz. İrademiz var, şuurumuz var. Bir çamurdaki yaptığı izle tavuk geçti diyorsak bu hayatımızda bu kadar izi olan, alameti olan zata intikal etmemek ne kadar ahmaklık olur. Son. Bir kasırga estiği zaman onları gösteren ne diyorlar ona? Barometredir, değil mi? Basınçları gösteriyor kasırga. Sıcaklığı gösteren termometre. Şimdi sıcak günde yükseliyor, azalıyor. Termometre hareket ederse şaşırır mısınız? Şaşırmayız. Niçin? Vazifesini yapıyor. Barometre sıcaklığı göstermez. Tamam. Termometre de basıncı göstermez. Basıncı barometre, sıcaklığı termometre. Gösterirse şaşırmayız. İnsan da bunlardan daha harika alettir. Bazen onu gösteriyor, bazen onu gösteriyor. O zaman sıkıntıdan ne insan şey yapıyor, sıkılıyor. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsa sıkıntı sıkıntı olur. Nasıl ki insanı hareketlendiren emeldir, insanı olgunlaştıran da sıkıntıdır, elemdir yani. İnsanı donukluktan hareketlendiren emeldir, gayedir, hedeftir. İnsanı olgunlaştıran da nedir? Elemdir. Emel, elem. Bir daha, insanı hareketsizlikten hareketlendiren emeldir. İnsanın kazandığı şeyleri tecrübeye döndüren hal da elemdir. Şimdi küfüre giriyorum. Bir paragraf okuyacağım. Eğer kat intisaptan ibaret olan küfür insana girse, iman nedir? Bir intisaptır. Yani bir bağdır. Kendini onunla tanımlamaktır. İman. Mesela ağaç. Güneş vuruyor. Güneşle ağaç arasındaki bağ fotondur. Isı, ışık, renk, nur, enerji. O bağ. Değil mi? Bak güneşle bunun arasında bağ koymuş. Haşa. Güneşle misal Allah desek, ağaçtan misal ceset desek, şu bağın adı imandır. Yani iman bir bağdır. Küfür nedir? O bağın kopmasıdır. Kat'i intisaptan ibaret olan küfür. Yani o bağı kesmek. Ne olur o ağaç? Gider, yok olur, kurur, gider. Ölür. Kat'i intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse, o vakit bütün o manidarını kuş esmaile karanlığa düşer, okunmaz. Şimdi gece reklam tabelaları var mı? İşitti. Ve üzerindeki yazı okunuyor değil mi? Peki içindeki ampulü söndürsek okunur mu? Ha. O tabela insandır. Yazı mana ifade eden insandaki özelliklerdir. O ampul imandır.
O ampul yanarsa üzerindeki yazı okunur. Yoksa okunmaz. Karanlık içinde kaybolur gider. Kaybolan insanlar gibi. Bir gün olsa da, o geneli söylemiyorum. Benim bizimle alakadar cemaat, birinci bana derece bana nazı geçecek bir cemaat. Bir gün geçse de ya halası ya teyzesi ya teyzesinin kocası ya amcası ya babası annesi oğlu kızı ölmemiş olsun. Mutlaka haber veriyor. Ya abi teyzem gitti. Abi annem vefat etti gelebilir misin? Sultan Beyli'de mesela. Annem gitti gelebilir misin? Yani hayat bu kadar. Nerede yakalayacağım belli değil. Birisi bana soruyor. Kaç gün oldu? Dört veya beş gün. Tuğla şey gidiyor. Sabah işe gidecek. Abdest tuvalete çıkıyor. Namaz abdesti bilmiyorum da. Tuvalette ölüyor. Ya diyor benim kocam diyor tuvalette öldü diyor ya. Hocam senin telefonunu verdiler diyor. Çok ölümünden korkmuyorum. Ölümünden üzülmüyorum. Öldü oldu. Herkes ölecek. Tuvalette ölmesini diyor. Aklımdan çıkartamıyorum. O beni öldürüyor diyor. Kadın kafayı takmış. Kocam niye tuvalette öldü? Diyesim geldi demedim. Ne bileyim ben öldürmedim ya. Kim öldürdü? Sonra sordu da. Yani niye tuvalette öldürdü? Kimisi Kabe'de tavaf ederken ölüyor. Kimisi Kur'an okurken oluyor. Kimisi namazda ölüyor. Kimisi ders yaparken ölüyor. Kimisi de tuvalette ölüyor. Yani ne bileyim diye ama bir şeyler söyledik tabii. Ama ben tatmin oldum mu? Olmadım. Allah ne güzel yapıyor. Allah tesadüf yapmıyor. Allah eksik yapmaz. Fazla yapmaz. Adetullah. O kadar ki harikaya bir sarhoş vardı. Onu size yapayım. Çok yaptım belki. Peygamberimizi anlatıyorum tamam mı? Peygamberimizi anlatırken o zaman da yeni çıkmıştı. 96 Tepecik'te. Böyle yağmurluklar vardı böyle. Futbolcular şey yapar ya böyle yağmurluk şırt şırt oluyor. Böyle naylonsu. Ha hatırladınız mı? Naylonsu. O modaydı ya. Bir sarhoş. Ben demiş Nurcuların oraya gideceğim demiş. Ya o içeriden demiş olan kovarlar seni. Gitme bu halimizde gitme. Demiş onlar beni kovmaz. Neyse gelmiş. Gizol giymiş. Hiç kimse bir şey dememiş. Peygamberi anlatırken sarhoş ya. Bizim sarhoşumuz bu yani. Coştu böyle tamam. Hocam. Dedim dokunmayın kalkacak tutuyorlar. Dokun. Kalk dedim kalk. Hocam. Bakmasın. Bana da bakamıyor ha. En kral peygamber bizim peygamber. Böyle de yapıyor. Aynı böyle yapıyor. En kral peygamber bizim peygamber. Oturuyor. Ulan ya Rabbi bunun imanı ve teslimiyeti sevgisi adına hepimiz affet ya. Ulan sarhoşumuz bu. Görüyor musun iman? Bak en kral peygamber yani Allah da böyle ya tövbe estağfurullah yani. Hakikaten Allah böyle olmalı ya. Ne güzel bir Allah var. O kadar eminiz ki fazla yapmaz, zulüm yapmaz, fazla yapar şu, hak etmediğini verir. Yani ihsan ilahisi, gadab ilahisini geçmiş, rahmet ilahisi gadabı geçmiş ama kesinlikle hak etmediğin bir cezayı vermez. Biz ona da istemiyoruz ya, adaletini istemiyoruz değil mi? Allah'ın adaletini istemiyoruz. Ne istiyoruz İbrahim? Rahmetini. İhsanı da veriyor diyoruz ya sana abi. Aslında biz onun gizli hallerini görmüyoruz. Belki de onun öyle gizli halleri var ki ona onu hak ediyor. Yani Allah nezdinde rahmeten, yani rahmetini celbediyor da o yüzden veriyor. Evet. Yoksa durup dururken de bir zalime, hadi sana ihsan ediyorum diye bir zalime bir şey olmaz. Çünkü kafir mümin fark etmeden rahmet tecelli eder. Hakkı hayatına riayet eder. Rahim ise, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim ise kendisine iman edenleri, iman ettiği şeyle dünyada ruhunu besleyen ve ahirette özel muamele edecek olan Allah'tır. Biz dünyada Allah'a iman ettik. Ne işimize yarayacak bu? Ruhumuz gıdalanıyor. Ahirete iman ettik, ölüm korkusunu kaldırıyor. Görüyor musun? İman ettiğinle bu dünyada besleniyorsun. Ahirette de özel muamele göreceksin. O nedir? Rahim. Kafirde bu yok. Ne güzel yapmış ya. Allah'a o kadar güven, o kadar güveniyorum ki ne yaparsa iyi yapar. Korkma. O yapıyorsa. İşin başındaysa o korkma.
O vakit bütün o manidar nukuş esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira saniye unutulsa, seni ya, bir sanatız biliyor musunuz? Sanat, mesela sanatına sanatın içiriyor. Bir sanatız. Sanat. Ne kadar sanatkarını fark edersen o kadar kamil oluyorsun. Sanat ise bunu inanamıyoruz ki. Biz ki müstakil bir varlık zannediyoruz kendimizi. Zira saniye unutulsa saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz. Saniye müteveccih çevirdin mi? Sana diyorum. Bilal. Ne anlatıyorum böylelikle? Çevirdin mi diyorum. İntikal ne zaman gelişeceksek ya. Sani unutulsa sani ile alakalı olan vasıflar da ortadan kalkıyor. Şöyle. Reklam panosu var diye üzerinde yazı vardı. Işık kesilse der. Yazı okunur mu? Okunmaz. Peki büyük bir fabrikanız var. Elektrik yok. Ne işe yarar? Hiçbir şey yarar. İman yok. Hiçbir şeyin değeri yok. Bir fabrikada elektrik yok. Ne oluyorsa demir yanı. Bir insanda da iman yok. Bu. İman nurdur, iman kuvvettir. İman intisaptır. Nurdur, iman. Kuvvettir iman, intisaptır iman. Ya. Adeta başa aşağı düşer. O manidar, âli sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Mesela Allah yok aleminde. Bekayı nasıl yorumlayacak, nasıl duyuracak? Bir kuyu düşünün, dibi yok. Ne koyarsanız koyun. İnsanda bir arzusu var mı? Var. Ölmeme hissi var mı bizde? Sen kaç yaşındaydın tattın? 13. Ölmeme hissi var değil mi? Ölmek istiyor musun falan? İstiyor musun böyle? Ah o büyülsün falan. Yok. Ben de istemiyorum canım korkma. Ben de istemiyorum. Peki bu istek var mı bizde? Var. Ama ölüyoruz. O zaman sıkıntı oluyor. Peki nasıl sıkıntı kalkar? Bunun çözümü olması lazım. İnsanoğlu en sonunda ölecekse bu hayatın tadı yoktur. Ne yapması lazım? Ölümü çözmesi lazım. Ölümü izah etmesi lazım. Ölümü din izah etmiş. Fizikle olmuyor, matematikle olmuyor, servetle olmuyor, Mercedes'le olmuyor. Böyle zevklerle olmuyor. Kadınla, arabayla, şarkı türkülerle ölüm çözülmüyor. Ölüm nasıl çözülüyor? İmanlar şöyle diyor. Zindani dünyada, bostani cinana. Ölüm, ıtlak ruhtur, tahvili vücuttur, tebdili mekandır. Çekirdek hayatından ağaç olmaktır. Allah'a kavuşmaktır gibi hakikatlarla ölümü bize sevdiriyor. Ve izah ediyor. Kabir ve sonrasını dinden başka kimse izah edemez. Et hadi matematikle. Parayla et bakalım hadi. Ölümü değiştir hadi kendi halini. Adam leylim leylim yaşadı. Ağla ey ölüm. Bütün servetim sana, bana öyle muamele etme. Mümkün. Nasıl yapacak? Adam bir tanesi vasiyet etmiş biliyor musunuz? Çok acayip ha. Meşhurların dedim isim vermeyeyim. Meşhurların ölüm şekli diye bir kitap elime geçmişti. Bizim Furkan vermişti. Meşhurlar nasıl ölmüş ve nasıl vasiyet etmiş? Meşhurlar Türkiye'de Yeşilçam'da oynayan adam. Oğluna demiş ki beni Mercedes'in içine koyacaksınız, büyük mezarlık kazacaksınız, Mercedes'te beni gömeceksiniz. Böyle vasiyet duydunuz mu? Ölünce dedi yıkamayın. Zındık. Mercedes'in içine koyun, kazın geniş, beni içine koyun, kapatın. Diyemedimmiş. Annesine demiş, anne demiş, babam böyle dedi ya. Akılsız deli de değil dedi. Meşhur film artisti bu. Ya dedi bir sorsana niye böyle dedi ya. Arabayla gömülür mü ya? Bazısı da dik gömülmüş. Aziz Rezil mesela. Bazısı da yakılmış kendisi. Çünkü Müslüman Türk gözüküyordu. Ermeni. Ermeni olduğu için yakındı. Yani 15 gün önceki o meşhur ölen kendi vücudunu yaktırmış. Ondan sonra bu da Mercedes'te. Ki... Sonra ne demiş biliyor musunuz? Niye Mercedes'te gömülmek istemiş? Demiş ki oğlum demiş.
Ben bu Mercedes'te hangi kuyuya düştümse çıktım. Oradan da çıkacağım dedi. Teselli görüyor musunuz? Mercedes'te yatınca zebaniler giremeyecekmiş. Yılan giremeyecekmiş. Yılan çiyen akrepler girmeyecek. Bizim hırsızlar çoktan çalmıştır Mercedes'i. Yerde yatıyordur o. Mercedes'te çıkarmıştır. Daha adamı soyuyorlar. Tahmin ediyorlar ki ağzında altın var. O gömdükten sonra giriyorlar. Adamın dişini söküyorlar. Ulan Mercedes'in parçasını bile çıkarmamışlar. O çoktan toprağı boyladı. Bu ne biliyor musunuz? Teselli biliyor musunuz? Olur mu teselli? Mercedes'imle yatacağım. Şu teselliye bak. Biz ise toprağa muvakkaten gireceğiz. Toprağa giren çekirdek gibi biz muvakkaten orada girmemizin sebebi malzeme alacağız. Cüz'i çekirdek hakikatımızı dünya üzerinde ağaç olma, sümbül olma hakikatımıza dönüşmek için hazineden malzeme almak için giriyoruz. Anlayışı nerede? Beni Mercedes'te gömünler. Abi niye kolay varken zoru tercih ediyorlar? Senin için de öyle diyor. Siz diyor bu iman etme bu zor işledi ya. O da öyle diyor. Peki yılan su içer, su içiyor aynı. Zehir akıtır, arı aynı su içer, bal akıtır. Mesela bazılarına ne anlatırsan anlat. Kanı bozuk olunca ne anlat? Peygamber ya 530 sözlerde diyor ki duyguları ve efkarları diyor hariçten hakikatleri getirdiği zaman içeride musaddık bir şey göremedikleri için sönerler diyor. Genel hikmeti mutlak olsa bir de diyor içeride abesiyeti mutlaka inkılap eder. Adam böyle diyor. Mesela Kur'an okuyor cenaze evindeyiz bir yerde. Murat Bölükbaşı Kur'an okuyor ben de sohbet edeceğim. Ya bu diyor şiiri diyor kesseniz bir yerde diyor. Hani Velid İbn-i Muhire de öyle demişti. Aynı torunları. Mesela belirli gitti. Sayfayı bitirdi kesti. Ondan sonra haşrın ispatına girince sustunum oldu mu? Sustunum! Karın ağrısı belli oldu. Sustunum bunu! Ne konuşturuyorsunuz? Yok öyle bir şey ahiretten sonra hayat. Neyle dedi biliyor musun? Anne karnında gözün takılması, ayağın, kolun takılması misaline kudurdu. Ondan önce topraktan ağaç çıkıyor falan dedik. Baktım kıvranıyor. Kim biliyor musun bu? Başörtü düşmanı kadın. O şimdi o cenazede bulundu. Dedim ki anne karnında göz takılması orada nasıl kudurduysa, ayak takılması orada işe yarıyor mu? Karanlık yerde kör maddelerden göz yapılıyor. Niçin? Orada işe yaramıyor. Gidecek olduğu aleme önceden organ takılıyor. Ayak takılması ayağın kullanılacağı aleme aday olduğunu gösteriyor. Kulağın takılması orada ses yok. Sesler alemine aday olduğunu, oraya gideceğini gösteren en kesin delildir. Mesela deseler ki bu çocuk nereye gidecek? Kulağın takılmasıyla sesler alemine, gözün takılmasıyla renkler alemine, ayağın takılmasıyla yürüme alemine gideceğini delil olduğu gibi... İnsanın ruhunda da beka, ebed, sonsuzluk yapısı da böyle bir aleme gideceğine delildir. Susturun bunu. Susturun ne konuşuyor bunu ya? Ne konuşturuyorsunuz? Kadın bir daha sizi yiyecek böyle ama gücü yetmeyecek gibi öyle. Yaşlı birisi. Ondan sonra ben de aile gülüyorum. Devam ediyor. Nasıl kuduruyor? Karşıma çık. Yok. Yalan söylüyorsun. Öyle değil. Gözün takılması karanlık alemine gideceğini gösteriyor. Kulağın takılması sessizlik alemi için yapılmıştır. Ha? Aynen onun gibi kulağın takılması sessizlik alemine gittiğini göstermediği gibi beka duygusu da faniye gittiğini göstermiyor. Bulunduğu yerde kullanılmıyor. Göz bulunduğu yerde kullanılmadı anne karnında. Bizdeki de beka duygusu fani de orada kullanılır. Ya acayip. Küfür ya. Nasıl kuduruyor? Ben ismini şey söylüyorum. Nasıl susturun? Nasıl susturacaksın? Timsah yavrusu girdi kafana. Şimdi çıkart da göreyim. Anne karnındaki ayak yürüme alemi orada kullanılmadığı halde yürüyecek aleme gideceğini gösteriyor. İnsandaki ebed arzusu da ebede gideceğini gösteriyor. Hadi çıkart da göreyim. Öyle bir saplandı ki çıkartamazsın.
despot. Diyor, şurayı okuyayım. Ve 10 dakikam kaldı. Baki kalan, ha şurayı, o manidar âli sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir küfür olursa, baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olur. Mesela dünya için bu göz değer mi? Dünya için bu kulak değer mi? Dünya için dünyaya gelmek değer mi? Ne yapacağız lan dünyaya? Ne yapacağız lan? Dedim yani. Dünyaya dünya için olursa, dünyayı ahiret için yaşamazsak. Ne yaptı da değdi? Mark bak, ben 53 seneyim. Sen Celal kaç yaşındasın? 42. 13 yaşında. Bu kaç yaşında? Ne kadardır? Söylesin bakalım. 12. Öteye mi geçti? Yusuf. İyi misin abi? Tamam. 12. Hadi 10 neyse. 42. 13. Ne? Değdi mi yani? 52, 53 sene değdim ya. Ne yaptık ben? Hakikaten dünyaya, dünya için yaşamaya değmiyor. Niye biliyor musunuz? Bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. Bir üzüm tanesi ya. Yani aldığımız bir gülmek varsa 10 defa alıyoruz. Acayip bir şey. O zaman dünyaya, dünya için değmiyor. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olur. Emniyeti yalnız maddi hayvaniye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüzi bir hayat geçirmektir. Mesela insanı hayvandan ayıran en büyük özellik nedir? Akıldır. Ama aklımız başımıza bela oldu. Akılsız olsaydık ölümü düşünmeyecektik, rahat edecektik. Sırların ahiret korkusu var mı? Yok, çünkü akıl yok. Yarın ne yiyeceğim endişesi var mı? Yok. Bizim niye endişemiz var? Aklımız var. Demek ki imansız akıl başa beladır. Sonra tefessü eder, insan buradan gider. İşte küfür böyle mahiyet insani yıkar, elmastan kömüre kalbeder. Şu misali vereyim, kesiyorum. Kömürün de maddesi, yani elmasın da maddesi kömürdür. Bak elmas, karbondur yani. Kömürün de maddesi karbondur, elmasın da maddesi karbondur. Bak şimdi, eğer karbonu böyle dizerseniz elmas olur, böyle dizerseniz kömür olur. Yalnız dizmek, kimyasal ya. Bağlar var, kimyasal bağlar var ya, metal bağ, iyonik bağ, organik var ha? Kovalent bağlar var değil mi? O bağların bir çeşitiyle dizersen karbonun kömür oluyor. Kömürün de maddesi karbondur, elmasın da maddesi karbondur. Mesela inci var şeyde, midyenin içinde. Maddesi nedir biliyor musunuz? Kumdur. Kum. Midyenin içine nasıl olduysa giriyor. Midye o kumu elmas yapıyor, şey yapıyor. İnci yapıyor. Yani hepimiz bu dünya karbon gibi geldik. Birisi böyle diziliyor, oluyor kömür. Birisi böyle diziliyor, oluyor elmas. Ya kimisi bir yere sığmıyor kursa, denizde kalıyor, kum oluyor. Birisi midyeye giriyor, inci oluyor. Aynı kum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selavâtı.